Önceki günün aynısı. Sıkılıyor muyum? Belki biraz. Mutsuz muyum? Asla. Daha çok sürpriz isterdim ama. Ve bilememek biraz da. Ertesi gün neler gelecek başıma? Neler gelecek başıma? Bazıları kolayca sahip oluyor hayatta istediği her şeye. Bense çalışmalıyım bir küçük akçe için bile. Bir atım ya da askerlerim olmazsa da. Gülümsemeliyim çünkü mutlu ve huzurluyum daima. Bu sabah bir gariplik var bende, ağzımdan çıkan her hece. Niye uyumlu birbiriyle? Sevgili arkadaşlarım size, bu sabah bir gariplik var mı sizde de? Anladım, konuşmaya çekiniyorsunuz. Neden sizce şarkılar söylüyorsunuz? Demek bir tek ben değilim bülbül gibi şakıya. Şimdi biraz rahatladım. Tuhaflık bende sanmıştım. Sabah durduk yere başladı şarkılar söylemeye. Dans etmeye. Bilge Can dede. Gel oğlan. Artık iyice yaşlandım galiba. Aklım bana oyunlar oynamakta. Şimdi de başladım. Durduk yere kafiyeli konuşmaya. Hepimiz aynı durumdayız Bilge Can dede. Ağzımızdan çıkan her cümle sanki bir tekerleme. Demek birlikteyiz bu hikayede de.
O zaman korkacak bir şey yok desenize. Her zaman olduğu gibi bunu da çözeriz hep birlikte. Benim gibi güçlü olmak istiyor. Ama her gün yalnız yemek ne demek kimse bilmiyor. Kara vezirmiş. Kim verdi bu adı bana? Sorsalardı herkes gibi olmak isterdim renkli. Ne, bu kadar dürüstlük yeter ama. Çabuk indirin beni aşağıya. Böyle konuşmak yakışır. Gel oğlanla karaya. Örgül ya da bal kıza. Ben vezirim sonuçta. Her şey niye bu kadar garip burada? Önce biraz araştırma yapalım. Ya da hiç gerek yok, bir an evvel işe koyulalım. Gel olan sen git bal kızla, örgülü sen de karayla. Nasılsa kelebeğim var benim yanımda. Neler oldu bilemezsiniz. Siz de mi başladınız şarkılar söylemeye? Ağzınızdan çıkan her hece, her cümle uyumlu mu birbiriyle? Aa, nereden bildiniz? Evet, nereden bildiniz? Sebepsiz yere şarkı söylerken bulduk kendimizi bizde. Öyleyse çekinmeden söyleyebilirim şarkımı ben de. Herkesin sandığının aksine yemekle ilgisi olmayacak sözlerimin hiçbiri de. Hadi huysuz, eşkir şarkıma sen de. Gördüğünüz tek şey bana baktığınızda koca bir mideden ibaret ama benim de bir kalbim var aslında. Kimse durduramaz beni bundan böyle. Şarkı söyleyeceğim kendimce. Huysuz derler benim adıma. Kimse zorla şarkı söyletip dans ettiremez ana. Eskiden saygı gösterirlerdi ama kimse korkmuyor uzun varken yanında. Çocuklar, bütün bunlardan anladığım şu: şarkı söylerken ağzımızdan çıkan her kelime, her cümle doğru. Haklısın dede, dans edip şarkı söyledikçe aklımızdan geçen her düşünce döküldü ortaya, durduk yere. Peki kim neden oldu tüm bunlara? Biz de tam bunu araştırıyorduk aslında. Katılsanıza siz de bize.
Neden çıktı bu çiçekler? Daha önce farkına varmamıştım. Güzeller değil mi? Ben topladım. Sonra da herkese dağıttım. Şimdi neler oldu anlaşıldı uzun. Sorunun sebebini buldum çocuklar. Dürüstlük çiçeği işte bu gördüğünüz. Dürüst ve kafiyeli konuşturur herkesi. Eşine kolay kolay rastlanmaz ki. Çok güzel değiller mi? Siz de görün istedim. Çok mu kötü bir şey yaptım yoksa? İyi yaptınızın korkma. Dürüstlük zarar vermez kimseye. Çiçeğin etkisi bir gün sürecek. Sonra her şey normale dönecek. Hadi bakalım artık herkes evine. Ben yaşlı bir adamım neticede. Hadi artık gidelim. Çok haklı Bilge Can dede. Uzun, söylesene bu çiçeği bizden başka birine verdin mi? Galiba birine daha verdim. Alın. Alın bütün altınlarımı. İhtiyacım yok onlara. Çekinmeyin. Alın. Alın hepsini haydi. Yaptığım her şey içinde. Ne olur affedin beni. Evet, haksız yere zindana attım sizi. Büyüklük sizde kalsın ama affedin ne olur beni. Altınlarımı verin bana.